Biraz sonra dinleyeceğiniz olayın varlığı kesin olarak ispatlanamamış olmakla birlikte olayın dayandırıldığı iki resmi belge bulunmaktadır. Bu video bahsi geçen belgelerden ve olayı yaşadığını iddia eden insanların hatıratlarından derlenmiştir. İyi seyirler. Birinci Dünya Savaşı. Son yüzyıllarında yanlış kararlarla yanlış taraflarda yer alan Avrupa'nın hasta adamının girdiği son büyük savaş. Balkanlarda kaybettiği toprakları geri alıp eski kudretli günlerine kavuşmak isteyen Osmanlı Devleti son atımlık kurşununu Almanlarla ittifaka girerek boşa sıkmıştı. Çanakkale harici tüm cephelerde mağlup olması şüphesiz bunun en büyük göstergesiydi. Sömürgecilik yarışında Osmanlı topraklarını bölüşmek için el avuşturan İtilaf devletleri bizleri yanlarında ister miydi, orası da ayrı bir muamma. Ancak dönemin ve Osmanlı'nın şartlarını düşündüğümüzde hangi tarafta yer alırsa alsın savaşa girmesi büyük bir yanlıştı. Zira askerlerini doğru düzgün donatamayan Osmanlı ordusu kendisini ihtişamlı günlerinde zannediyordu. Bir cephede botsuz çarıklı Osmanlı askerleri İngilizlerin üç tarafı çivili tuzaklarının hedefi olurken başka bir cephede teçhizatsız 90 bini donarak şehit oluyor, her cephede farklı bir trajedi yaşanıyordu. Fakat içlerinden bir tanesi gerçekten insanın yüreğini paramparça ediyor ve içini öfkeyle dolduruyor. Hicaz ve Yemen cephesinde görevli 16. Tümenin 48. alayına bağlı Osmanlı askerleri 1918 yılında İngilizlere esir düştü. 150 bin Osmanlı askeri Mısır'daki Seydübeşir esir kampına götürüldü. Anlatılanlara göre İngilizce bilmeyen bu askerlerimize Ermeniler tercümanlık ediyordu. Hala tazeliğini koruyan Ermeni olaylarından dolayı Türk askerlerini bilenen Ermeniler askerlerimizin sözlerini bilerek yanlış çeviriyorlar, İngilizlerin hedefi haline getiriyorlardı. Ermenilerin kışkırttığı İngilizler askerlerimizi türlü işkencelere maruz bırakıyor, günlerce yemek hatta su bile vermiyorlardı. Eziyetin şiddetini iyice arttıran İngilizler, Ermeni doktorlarla birlikte askerlerimizi mikrop kırma bahanesiyle kimyasal dolu kazanlara sokmaya başladı. Kimyasallı suya temas eder etmez vücutları yanmaya başlayan Türk askerleri çıkmak için çırpınırken silah zoruyla suda kalmaya mecbur edildi ve kafalarını suya sokmaları istendi. Kafalarını suya sokmamak için direnen Türk askerleri kafalarını dipçik darbeleriyle suya sokmak zorunda kaldı. Ağır kimyasal altında gözleri yanan askerler kazandan görme yetilerini kaybetmiş bir şekilde çıktılar. İddialara göre 15 bin vatan evladı bu kimyasal dolu kazanlarda Ermeni ve İngiliz doktorlar tarafından bile bile kör bırakıldı. İngilizlerin elinde esir bulunan askerlerimizden olan Eyüp Sabri Bey hatıratlarında İngiliz esaretinden ve bahsi geçen vahim olaydan şöyle bahsediyor. Askerlere vermekte oldukları pek az ve elverişsiz yemekten tabii istifade etmek mümkün olamıyordu. İngilizler esirlerimize günde 250 gram miktarında ekmek verirler, bununla askerlerimizi akşamlara kadar sıcak kumun üzerinde angaryada çalıştırırlardı. Bazen ekmekle beraber 7'şer adet de kuru ve küflü hurma ve 2 kişiye bir baş soğan ve şayet bu da bulunmazsa asker başına yarım şalgam verirlerdi. Akşam yemeği için pamuk yağı ile pişmiş pırasa veriliyor, bundan bir çare askerlerimize birer küçük tabak düşüyordu. İngilizler pırasa ile kuru bakladan pek çok istifade ettiler ve Ağustos sonuna kadar pırasa yemeğini devam ettirdiler. Mübarek Nil Nehri'nden sulandığından dolayı pırasalar 1,5 metre kadar yükselmiş ve adeta odun gibi kalın ve sert olmuştu. Bunlarla kuru baklayı kabuklarını soymaksızın bir kazanda pişirirler ve esirlere o şekilde dağıtırlardı. Kuru baklı ile pırasanın iki zıt bir araya gelmez kabiliğinden olduğu herkesce bilinir. Dolayısıyla pırasa çabuk pişer, kuru baklı ise tabii pırasa ile beraber pişmez ve çiğ olarak kalır, öylece askerlerimize verilir. Biçareler angaryadan yorgun olarak gelir ve açlıktan gözleri kararmış olduğu için mecburen gerektiği kadar pişmemiş olan baklayı yerlerdi. Gece yarısı dehşetli bir sancı ve sürgüne tutularak hemen hastaneye giderler ve çoğu bu suretle hastanede hayatlarını kaybederlerdi. 1 Ağustos 1919 tarihinden itibaren İngilizler bütün Osmanlı esirlerine beygir ve katır eti de vermeye başlamışlardı. Askerler bunu birkaç defa iade etti ve yememek istedilerse de daha sonra yemek mecburiyetinde kaldılar.
Çünkü kendilerine verilen bir avuç bakla ile açlığı gidermek mümkün değildi. İşte Ağustos'un o müthiş sıcaklarında, Mısır gibi son derece sıcak bir muhitte, kokmuş beygir ve katır etlerini yemek mecburiyetinde kalmış zavallı askerlerimizin birçokları, bu yüzden dizanteriye ve bir takımları da bir çeşit uyuza benzeyen ve İngiliz doktorları tarafından palara diye adlandırılmış olan müthiş bir illete yakalanarak telef olup gitmişlerdir. 21 Mayıs 1921 tarihinde Edirne milletvekilleri Faik ve Şeref Beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vererek bahsi geçen olayın araştırılmasını ve olaya karışan İngiliz doktorların ve komutanların cezalandırılmasını talep etti. Ancak o dönemde daha birinci yılını yeni doldurmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi uğraştığı başka problemler nedeniyle bu olaya yeterli ilgiyi gösteremedi. 2009 yılında MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesi verdi. Vural'ın önergesine cevap veren dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, böyle bir olayın hiçbir zaman yaşanmadığını belirtti. Gündeme gelen olayı değerlendiren tarihçilerden Cezmi Yurtsever ise olayın kesinliğini dile getirerek Vecdi Gönül'ü yalanladı. Konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki önerge ve Eyüp Sabri Bey'in bir kitabı olmasına karşın olayın kesinliği bugün hala bir muamma olarak gizemini sürdürmektedir. Bahsi geçen olayın gerçek olmamasını ummakla birlikte doğruluğu kanıtlanırsa da şaşıracağımı hiç sanmıyorum. Yaptığım araştırmada haber sitelerindeki birkaç haberden Cezmi Yurtsever'in olayın varlığını desteklemesinden ve Ekşi Sözlük'te konuyla dalga geçilen entrilerden başka bir şey bulamadım. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir olay gerçekten yaşandı mı yoksa tamamen uydurma mı? Fikirlerinizi videonun altına bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerimi kaçırmamak ve bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.